Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomla tekrar karşınızdayım. Bu videomda size analog fotoğrafçılığa başlarken göz önünde bulundurmanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Gerek kamera seçimi olsun, film seçimi olsun ve en önemlisi bunun size maddi olarak ne kadar geriye iteceği olsun. Bu üç konuya değineceğim bugün. Diğer konular, diğer sorular, diğer videolarla birlikte gelecek. Yaklaşık 2-3 günde bir video atmayı düşünüyorum bu konu hakkında ya da ne kadar hızlı diyebilirsem. İlk başta birinci kısma gelelim. Kamera seçimi. Analog fotoğrafçılıkta kamera seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan biri film, kullandığı film. Bu ne demek? Şu an dünyada en yaygın 3 analog film tipi. 35 mm, 120 mm orta format, bir de APS denilen bir başka film formatı. APS film formatı 1996 yılından beri üretimi durmasına rağmen bayat halinde şu an piyasada çok bulabileceğiniz bir film. 120 mm bu yanımda gördüğünüz Minolta tarzı TLR veya herhangi bir orta format makinede kullanabildiğiniz film çeşitleri. 35 mm'de bizim full frame diye adlandırdığımız tam kare 35 mm sensörlerde kullanılan aynı film format hali. Alacağınız kamerayı en yaygın film formatı olan 35 mm olarak almanızı tavsiye ediyorum. Bunun 3 sebebi var. Birincisi, Türkiye'de özellikle en hızlı bulabileceğiniz ve en çeşit olarak fazlası olan film çeşidi 35 mm. Gerek Fuji filmi olsun, gerek Kodak olsun, gerek Ilford olsun, sağda solda bir sürü siyah beyaz, renkli, pozitif, negatif çeşitlerini bulabilirsiniz. Bu yüzden de 35 mm'nin aynı şekilde kamera çeşitliliği de çok. Kamera kısmına gelelim şimdi. 35 mm'de çekebileceğiniz iki tip kamera vardır. Bir point and shoot'lar, bir de SLR'lar. Point and shoot zaten adı üzerinde, sabit tek bir lensi var, değiştiremediğiniz. Genelde küçük kompakt boyutlarda olur ve çekip yolunuza devam edersiniz. Daha pratiktir, taşıması daha kolaydır. SLR'lar da bildiğimiz DSLR'lar gibi aynalı makineler. Tek farkı DSLR'lardan dijital olmaması, analog film kullanılması. Bu iki makine piyasada en çok bulabileceğiniz 35 mm makine türleri ve gerek sahibinden olsun, ikinci el ya da herhangi bir eskici, antikacı, ikinci el ürün satan yerlerde çok rahatlıkla uygun fiyatlara bulabileceğiniz kameralar. Bununla ilgili aşağı listede bırakacağım 35 mm kameralarla ilgili. Bunun ortalama size maliyetinden bahsedeceğim size şimdi bu kamera kısmında. 35 mm bir point and shoot kamera 200 liradan 500 liraya, bazen 1000-2000 liraya kadar gidebiliyor fiyatları. İçine anlattığım üzere 35 mm film takılıyor. Bu 35 mm filmler yaklaşık 36 poz çıkıyor içerisinden. Bu filmlerin ortalama fiyatı 50 liraya 100 lira arası değişiyor bir filmin. Bu fiyatın içinde tabii ki de yıkama tarama dahil değil. Bunun yıkama artı tarama ücreti ortalama 40 lirayla 60-70 lira arasında değişiyor 35 mm için. Yani sizi biraz maliyet olarak zorlayabilir sürekli çekmek isterseniz, eğer ekonomik durumunuz çok iyi değilse. Burada bir detayda durmak istiyorum. Eğer 35 mm renkli çekim yapacaksanız kesinlikle ve kesinlikle Türkiye piyasasında pozitif filmlerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü pozitif film yıkaması yapan maalesef piyasada çok yer yok. Filmlerinizi İstanbul'a başka laboratuvarlara göndermek zorunda kalabilirsiniz yıkatılması için. Onlar da bazen uzun sürebiliyor, filmleriniz düzgün çıkmayabiliyor, sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz ya, gerek kargo olsun gerek tarayan, yıkan yerler olsun. O yüzden genelde lokal yerlerde yaptırmakta daha çok fayda var. Kötü olduğu için demiyorum diğer firmaların. Çok fazla etken sizin çekimlerinize sıkıntı yaratabilir. 35 mm'den sonra en yaygın diğer bir film türü olarak 120 mm orta format. Bu orta formatlar makineleri ucuz olsa da 35 mm filmlere göre çok ve çok daha maliyetlidir. Mesela örnek vereyim. Şu an burada gördüğünüz Fuji filmin
Across 100 Mark II isimli filmi var. Önümde siyah beyaz. Bu filmin şu anki piyasa değeri yaklaşık 90 ile 100 lira arası değişiyor ve sadece Fuji filmden alabiliyorsunuz bu filmi. 35 mm filmlere kıyasla 120 mm orta format filmler daha geniş ve daha uzundur. Ancak içinden çıkan post sayısı 12'dir. 12 post çıkarabilirsiniz. Ve aynı şekilde film büyük ve geniş olduğu için ve tarama sıvıları piyasası biraz değiştiği için yıkaması biraz daha pahalı oluyor. Yaklaşık bunun tarama artı yıkaması 75-100 lira arası değişiyor. Yıkama artı taraması. Ve aynı şekilde bu durumu tekrar tekrarlayacağım. Kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle asla pozitif film almayı düşünmeyin. Eğer kendiniz yıkamayacaksanız, bunu da belirteyim. Eğer kendiniz yıkayabilecek bir bilgiye sahipseniz tabii ki de gidin pozitif film alın, çekin, yani çok güzel. Bu iki kameranın alımı sırasında ortak dikkat etmeniz gereken bölüme geliyorum şimdi. Makinelerin yapıldığı dönem günümüze yaklaştıkça makinenin sahip olduğu teknoloji doğal olarak daha gelişmiş hale geliyor. Ya bu ne demek? 1950 öncesi, daha doğrusu 1975 ve öncesi kameralara gittiğinizde teknolojik olarak bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bu ne demek? Buna geleceğim. Çok ışık olan yerlerde çekim yaparken, atıyorum, enstantane hızınızı 1/1000'den daha yukarı hale getirmek isteyebilirsiniz. Ama örnek veriyorum. Mesela bu yanımdaki kameradan örnek vereceğim gene. Bu 1955 yapım Minolta Autocord. Bu kameranın en hızlı çıkabildiği enstantane hızı 1/400, yani saniyenin 400'de biri. Yani eğer çok düşük ISO'ya sahip bir filminiz yoksa ve düzgün bir ortamınız yoksa bunu çekebileceğiniz, 1/400 çok aslında yavaş bir enstantane hızı. Bu da yüksek ışıklarda FD'nizi düşürmenizi sebep oluyor. Bu yüzden de orta formatın o orta format görünümünden çok yararlanamamanıza sebep oluyor. Bu yüzden gün ışığında, özellikle bu yaz zamanlarında, bu videoyu attığım zaman tabii ki de yaz olduğu için bunu diyorum, yaz zamanlarında çekim yapmak için daha modern kameraları tercih etmenizi tavsiye ediyorum. 1975 sonrası kameralar için, tabii bu genelleme yapıyorum, bundan önce sonra çıkan kameralarda da bu değişiklikler var. Hem enstantane hızı daha fazla hale geliyor, hem de aynı şekilde bu kameralarda ışık sensörleri oluyor genelde içerisinde. Bu ne demek? Siz kullandığınız filmin ISO'sunu, atıyorum bu ISO 100 bir film, kameranın ışık sensörüne giriyorsunuz. Analog kameralarda ISO değeri yazar üstte. O ISO değerine girdiğinizde ışık sensörü o 100 ISO'luk film değerine göre ışığı ölçmeye başlar ve ona göre size baktığınızda vizörden ortam ışığına düzgün veya düzgün olmayan bir şekilde pozlayıp pozlamadığınızı söyler size. Bunun için önemlidir. Çekim yaptığınızda overexpose veya underexpose yapmamanızı sağlar fotoğrafı. Yani karanlık veya çok parlak olup fotoğrafı mahvetmenizi önler. Aynı şekilde de atıyorum kendi stilinizi daha karanlık seviyorsanız buna göre ayarlamanızı sağlar veya tam tersi highlightların daha yüksek olmasını istiyorsanız buna göre kameranızın ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Bu güzel bir özelliktir. Genel olarak ilk videom bu. Biraz kısa ama bir giriş yapmak istedim bu konuya. Biraz üstü açık genel anlattım konuyu ama herhangi bir sıkıntı, sorununuz olursa videoya yazabilirsiniz sorularınızı. Mutlaka cevaplarım veya videoda bir değişiklik yapmam gerekirse tabii ki de belirtin. Hatalarım olabilir. Biraz üstü kapalı 35 mm ve 120 mm filmle alakalı konuştum. Aynı şekilde fotoğraf makineleri. Bir sonraki videomda film seçimi, film alırken nelere dikkat edilmeli ve ne tarz filmlere yönelilmeli, bunlarla ilgili konuşacağım kısacası. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.